Evet chat, hazır mısınız? Hatay sandıgıcına. Hazır mıyız chat? Hadi bakalım. En çok, bak gerçekten en çok merak ettiğim şey buydu. Kinder sürprize bayılıyorum. Ve nasıl yapıldığını her daim merak etmişimdir. Eğer ki aklıma yatarsa yemin ediyorum ben de yapacağım. Bak, yemin ediyorum. İzliyorum. Bomba bir tarifi izliyorum şu anda. Ne oldu ya? Kay birazcık bu tarafa. Tamam. Bakal çok kötü. Bir de hep aynı gömlek mesela. Niye acaba? Kireyi çekemedik zaten. Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün evde Kinder sürpriz nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bomba bir tarif daha geliyor. Bu tarifi de çok Bomba istemiştiniz. bir tarif. Başta malzemeleri göstereceğim. Daha sonra tarifin... Niye bu pıtı 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 sesi geliyor Yapılışına mikrofondan geçeyim. ya? Malzemelerim Tüh. sadece bu kadar. Şimdi başta tadım yapacağım. Size kıvamını göstereceğim. Sütlü çikolata, beyaz çikolata, Kinder tamam. sürprizin daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Şöyle elimde iki tane Kinder sürpriz var. Bunların kıvamını göstereceğim. Tadımını yapacağım. Başta bunu açacağım. Bunu sizin için açıyorum. Bunu kendim için. Bakalım hangi oyuncaklar çıkacak onu da merak ediyorum. Şöyle açayım başta, kıvamını göstereyim. Şöyle tutuyorum ve şöyle ikiye ayrılıyor. Abi bu İçi beyaz çok çikolata, güzel bir şey dışı da sütlü ya. çikolata gördüğünüz gibi. Şekil muhteşem. İçinde de şöyle gördüğünüz gibi oyuncak çıkıyor zaten. Şöyle bir tane başta tadına bakıyorum. Kırt. Böyle beyaz. Hissettiniz değil mi? Bayat Kinder bu. Bak gelen, bak ısırık sesinden anladım ben onun Bayat Kinder olduğunu. Bu Bayat yumurta. Olmadı. Olmadı. Çikolatayla sütlü çikolata birleşince gerçekten böyle çok lezzetli bir çikolata ortaya çıkıyor. Çok lezzetli bir tat ortaya çıkıyor. Çok iyi. Çok lezzetli gerçekten. Umarım bu lezzeti, bu kıvamı yakalarım. Şimdi oyuncağını da çok merak ediyorum. Şöyle açayım. Bunu sizin için açmıştım. Şöyle göstereyim. Böyle çocukluğumuza dönelim biraz. Şunu böyle yapmaya çalışayım ben. Şu sarıyla kırmızıyı birleştirelim şuradan. Şu şekilde birleşmiyor tabii. Başta şu ikisini birleştirelim. Şöyle şuradan. Şu şekilde oldu görüyorsunuz. Şimdi de kırmızıyı birleştireceğim. Şöyle tutuyorum ve birleştiriyorum. Şöyle üstten geçirelim. Aynen bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi bir motor. Bunu kenara almıyorum. Oy. Şimdi benim için olanı açacağım. Bakalım bendekinde ne çıkacak. Gerçekten böyle heyecanlı oluyor zaten bu. Bunu yaparken böyle büyük keyif alıyorsunuz. Çikolatasından fazla böyle çocuklar genelde bunun içerisinden hangi oyuncak çıkacak onu çok merak ediyorlar. Bu da benim içindi. Bunun içinde de Orucuk böyle Ege. aslan çıktı. Herhalde aslan. Yani aslan gibi duruyor. Aslan ve yavrusu şu şekilde göstereyim. Şimdi bunların hepsini toparlıyorum ve tarifin yapılışına geçiyorum. Şimdi kendimize kalıp yapmamız gerekecek. Kalıp içinde şöyle elimde bir jet. Neydi la bu? Şöyle sitrecik tutuyorum. Yumurtayı üzerine ekleyeceğim ve bunu tamamen kaplamanız gerekecek. Böyle her tarafını biraz da pürüzsüz olması gerekiyor. Pürüzsüz olması için şöyle gerdirmeniz gerekecek. Ve istediğimiz gerginliğe ve pürüzsüzlüğe ulaştığı zaman şuradan böyle bıçakla yarmanız gerekecek. Şöyle tutuyorum ve bıçakla kesiyorum. Kendime doğru çekiyorum. Arda kalan şu uç kısımlarını şöyle bir tarafta toparlıyorum. Böyle yarım kısmı, yani şu kısmı pürüzsüz olması gerekiyor. Aynen gördüğünüz gibi bu şekilde olması gerekiyor. Üst taraf pürüzlü olabilir, sıkıntı yok. Biz yarısını kullanacağız kalıp olarak. Bu bizim için yeterli ve bunu kenara alıyorum. Aynısını buna da yapacağım. İki yumurtayı bu şekilde şekillendirdim. Görüyorsunuz ikisinin böyle ön yüzü böyle pürüzsüz. Buralarda sıkıntı yok. Bu şekilde olabilir. Şimdi bunu buzluğa ekliyorum. Biraz dondurmak gerekiyor. Yani biraz soğutmak gerekiyor daha doğrusu. Ve iki yumurtayı da ekliyorum. Bir sonraki tarif için böyle size bir ipucu olarak kapağını Buzluğa kapatıyorum. ekliyor. Yumurtaları soğumaya aldık. Biz de diğer işlemleri yapacağız şimdi. Şu anda elimde böyle bir beyaz çikolata var. Diğer yanda gördüğünüz gibi sütlü çikolatam var. Bunların ikisini ayrı ayrı kademeli olarak eriteceğiz bunları. Benmaru usulü eriteceğiz bunları. Başta beyaz çikolatayı eriteceğiz. Başta beyaz çikolataları ufak parçalara ayırıyorum. Üf, yalnız Milka beyaz çiko Şimdi bunları chat artık benmar usulü iyidir ekmeğe yalnız. geçebilirim. Ocağın altını yakıyorum. Altını Tencereyi ocağa mümkün ekliyor. mertebe en Ha, kısa pardon. alıyorum ve tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine kaynamış su Detay ekliyorum. girdi araya ya.
Üzerine borcam ekliyorum. Şimdi de üzerine beyaz çikolatayı ekliyorum. Of. Burada dikkat etmeniz gereken şey şöyle, suyu göstereyim. Suyun borcama değmemesi gerekiyor kesinlikle. Eğer borcama değerse çikolatalarımız böyle diptekiler pişecek. Çok fazla pişecektir ve bu sefer de çikolatalarımız yanacak ve pütür pütür olacak. İstediğimiz kıvama gelmeyecek. Akışkan bir kıvama gelmemiş olacak. Aynı şekilde ocağın altını böyle çok kısık açmanız gerekecek ve sürekli karıştırmanız gerekecek. Karıştırmazsanız yine diptekiler fazla pişmiş olacak ve bu sefer yine yanacak ve istediğimiz kıvamı yine elde edememiş olacak. Çok fena bir zaten şey ya. Zaten göreceksiniz, çikolatalar çok kısa bir süre içerisinde zaten eriyecektir. Çikolatalarımız görüyorsunuz eridi. Ufak tefek parçacıklar kaldı. Şimdi de içerisine gördüğünüz gibi içerisine sıvı yağ ekleyeceğim. Ve bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ve bunu iyice karıştırıyorum. Bu sayede sıvı yağ ekledikten sonra böyle daha akışkan olacak. Böyle çok da akışkan olmaması gerekiyor. Tam böyle orta kıvamda olması gerekiyor. Sıvı yağ ekler eklemez bunun altını kapatıyorum. Şu kıvama bakar mısınız ya? Gerçekten çok güzel oldu ya. Şuna bakın. Şimdi buzluktan yumurtalarımı çıkaracağım ve bunun içerisine batıracağım. Oo. Şöyle dondurucu sprey var. Bunu kullanmaya da bilirsiniz. Ben biraz hızlandıracağım donmasını. Bunu metroda bulabilirsiniz. Ben bunu metrodan almıştım. Şöyle buz gibi olmuş yumurtamı şu şekilde çikolataya batırıyorum. Böyle yarım küre halinde batırmanız yeterli olacak zaten. Batırdıktan sonra şöyle kaldırın. Fazla çikolatası zaten akacaktır. Yumurta soğuk olduğu için zaten çikolata hemen donacaktır. Dediğim gibi bu spreyi kullanmanıza gerek yok ama ben şöyle spreyden sıkayım. Şöyle donmasını hızlandırıyorum. Dediğim gibi bunu kullanmanıza gerek yok ama ben hızlandırdım bir parça. Gördüğünüz gibi tam istediğim kıvamda yarısını beyaz çikolataya buladım ve bunu şimdi şöyle yapacağız. Şöyle bir bardağım var. Bardağın üzerine ekliyorum. Böyle gördüğünüz gibi aynen bu şekilde. Bunu kenara üzerine alacağım. Ekliyorum. Diğerini aynı şekilde batırıyorum. Sistem aynen bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyorlar ya. Şimdi bunu tekrardan buzluğa atacağım. Diğer siyah çikolatayı yani sütlü çikolatayı eriteceğim. Şimdi dediğim gibi bunu buzluğa veriyorum. Şöyle bunları dikkatli bir şekilde eklemeniz gerekecek. Hasar görmesin, sağa sola çarpmasın. Şöyle kendisine yer açtım ve bu şekilde ekliyorum. İki tane de sütlü çikolatam var. Bunları da ince ince doğruyorum. Aha. Şimdi de diklemesine doğruyorum. Bunu da beyaz çikolatada olduğu gibi yine aynı şekilde ya ben... Ya iki favori çikolatam. Beyaz ve sütlü abi. Bu ikisi kadar güzel bir şey yok. Bir de bitterci mıy mıylar var. Bitter çikolata en iyi çikolata. Bitter çikolatayı hayatınızda kimse bu arada bitter çikolata yemedi. Yenilen bütün çikolatalar bitterinden normaline sütlüsünden hepsinde tadını ne denir? Ya o sertliğini çikolata şeyinin sertliğini alan çok fazla madde var. Ama bitter çikolata gerçekten yenecek bir çikolata değil ya. Aynı şekilde sütlü çikolatayı da ekliyorum. Çikolatamız erimeye başladı. Bu arada arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Taldirine buradan teşekkürlerimi bildiririm. Kendisi kanalında beni sürekli paylaşıyor. Teşekkür ederim kendisine. Çikolatamız hemen hemen eridi. Ufak tefek parçacıklar kaldı. Şimdi bunun içerisine... Oğlum hangini söylediniz adama lan? Yok mu yayında ağırlamamız Eser abimizi? Chat var var. Kesin var bu arada. Dur ben Eser abimize bir ulaşayım. Bir karşılıklı mutfak. Yine bir tatlı kaşığı sıvı yağ ekleyeceğim. Tabii sıvı yağından bir tatlı kaşığı kadar ekliyorum ve bunu iyice karıştırıyorum yine. Bu da tam istediğimiz kıvama geldi. Çok iyi oldu. Şimdi bunun da altını kapatıyorum hızlıca. Şimdi buzluktan tekrardan yumurtalarımı çıkaracağım ve buna batıracağız. Şuna bakın beyaz çikolata nasıl da donmuş buzlukta. Çok güzel olmuş tam istediğimiz kıvamda. Şimdi aynı şekilde sütlü çikolataya batırıyorum. Şöyle hızlı olmamız lazım burada. Böyle iyice her tarafına yedirip hızlıca kaldırıyorum. Ve burada yine aynı şekilde üzerine sprey sıkıyorum ben. Evet muazzam oldu. Bunu hızlıca yine tekrardan buzluğa atıyorum. Diğerini de aynı şekilde yapacağım. İkisini de buzluğa attım ve kapağını kapatıyorum hızlıca. Tam tamına yarım saat bekledi buzlukta. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Cesetten gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Şunlara bakın. Eyvallah ya, çok güzel cesedim. Duruyorlar. Şimdi yapacağımız işlemi gösteriyorum. Şöyle bunları tutuyorum. Kendiliğinden çıkacaktır zaten. Şöyle kenarlarından tabii dikkatli olmak gerekiyor. Şöyle ufaktan ufaktan açmaya çalışıyorum bunu. Chat. Yumurtayı oğlum sakin olun chat. Alo. Ha, dur chat'i de ekrana koyayım. Oğlum chat sakin olun ya. Bak. Eser abimiz nasıl ulaşacağız Eser abimize? Twitter'ı var mı? Instagram'ı mı var? Twitter'ı Hatay Sandıkçı yazsam. Hatay Sandık. Eser Bilen Hatay Sandıkçı.
Evet. Bu bu Eser abimizin hesabına benziyor chat. Ne diyorsunuz? Tamam, dur. Eser abi VC'ye çağır ne demek oğlum, saçmalamayın chat. DC'ye çağır. Hayır tamam, ben ulaşırım ona şimdi, dur. Bu da sandık içinin şeyi değil mi? Dur, ben Eser abimize ulaşacağım chat. Ben ulaşacağım Eser abimize, merak etmeyin. Halledeceğiz chat, bir yolunu bulacağız. Ben ulaşacağım Eser Kalmanız abi. gerekiyor burada. Kenarlarından hafiften bir boşluk yaratıyorum. Ve rahat bir şekilde yumurta dışarı çıkabilsin diye. Yani yumurtaya burada hafiften yol açmanız gerekecek. Burada yalnız çok çekiştirmeyin. Çok çekiştirirseniz bu sefer çikolatanız kırılır. Ve şimdi yumurtayı şöyle çıkarıyorum dikkatlice. Şuna bakın ya, Oy, çok oğlum güzel nasıl oldu oldu lan ya. o İşte öyle? olay budur. Şimdi de jelatininden Allah. bahsediyordum. Şimdi de Eser abi jelatininden sakin. çıkaracağım bunu. Onu da çıkarmak inanılmaz basit. Şöyle tutuyorsunuz ve çekiyorsunuz. Bu kadar basit ya. İşte olay budur. Bir katını yaptık. Şimdi diğerini de aynı şekilde yapıyorum. Bunu hızlıca buzluğa atacağım bu Ama arada. bu iki yarım kapanmayacak ki. Kadar. Evet, bunu da çıkardık. Hiçbir sıkıntı olmadı. Çatlama, kırılma olmadı. Bunu da aynı şekilde buzluğa atıyorum. Tam tamına 15 dakika bekledim. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Şimdi bunların şu kenarlarını eriteceğiz ve birbirine monte edeceğiz. Yani birbirine yapışmasını Oo, sağlayacağız. Bunu da yapışmayı da nasıl yapacağız? yapacak. Daha da şu kenarları çok az ısıtmamız yeterli olacak. Böyle 3-4 saniye, daha sonra yapıştıracağız. Yani çikolata bir parça eriyecek ve birbirine yapışacak. Ocağın altını yakıyorum. Bunu Tencereyi ocağa endüstriyel ekliyor. Aa. geziyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Ve bunu şu şekilde tavanın kenarına ekliyorum. Görüyorsunuz nasıl da eriyor. Şöyle tüm kenarları erittikten sonra daha sonra diğerini de tutuyorum. Aynı şekilde bir parça eritiyorum. Şöyle oyuncağımı da içerisine ekleyeyim. Bunları birbirine şu şekilde monte ediyorum. Yapacağınız iş bu kadar basit. Hızlıca tekrardan dolaba atacağım. Şöyle gördüğünüz gibi dolaba tekrardan ekledim. Kapağını Oğlum kapat. harbiden adam yumurtayı yaptı lan, sürpriz yumurtayı. Atıyorum ve bunu bu şekilde bir 15 dakika daha bir Abi şekilde bulacağız Eser bekletiyorum. abi, Tam tamına yazmayın. 15 Ben dakika oldu. bulacağım chat, merak etmeyin, Şimdi merak. dışarı çıkarıyorum. Ulaşacağım ben ona. Şuna bakın ya, çok güzel oldu ya. Muazzam oldu ya. Bence benzemiş şekil olarak biz bu işi ben... Birazcık sıkıntı var gibi, yuvarlık yani. Benzemiş, benzemiş. Bence başarmışız. Ufak tefek pürüzler var. O da olacak. Sonuçta evde yapıyoruz. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olur. Şimdi en sevdiğim zaman ya, Tamam. tadım mı Şöyle yapacağım? tutuyorum ve gaddar bir şekilde kırıyorum bunu. Aha. Allah, ne oluyor Olaya lan? bakın ya, muazzam, böyle içinden oyuncağı da çıktı. İstediğiniz şeyi koyabilirsiniz içerisine. Bir arkadaşınıza bir hediye olarak bunu yapabilirsiniz. Sonuçta emek veriyorsunuz. Bence çok değerli olur. Sonuçta siz emek vermişsiniz, siz yapmışsınız. Çok güzel olur bence. Şöyle tutuyorum ve bir parça alıyorum. Yalnız chat, kız arkadaşınız gitti. Uğraştı 3 saat boyunca, size bunu yaptı getirdi. Yok. Tam tersi. Chat'teki hanımcılar. Siz gittiniz, kız arkadaşınız için uğraştınız, yaptınız bunu. Götürdünüz sevgilinize. Yok. Alıyorum. Her Şuna bakın. türlü İç tarafı yiyeceğiz. Gerek beyaz. yok. Dış tarafı sütlü çikolata. Şöyle tadına bakıyorum. Bir duyar yemeyelim. Ya. Abi çok iyiye benziyor bu arada, var ya. O beyaz çikolatayla sütlü çikolata bir araya girince efsane bir şey çıkıyor ortaya. Abi canım, vallahi Kinder. Ah, sürpriz yumurta çekti canım ya. Hemen bir yemek sepetine girelim. Oradan da bana bir yakalım. Hele ki çikolatanız, aldığınız çikolata, kullandığınız çikolata kaliteli ise patlama yaşıyorsunuz resmen. Çok iyi ya. Ya biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. Gerçekten başarmışız. Keyifli vakit geçirmek istiyorsanız Abi bence yumurta yok bana bir de bu ya. tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Düşünsenize, kendi Kinder sürprizinizi kendiniz yapıyorsunuz. Bence çok güzel bir şey bu ya. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Şunu da belirteyim. Şöyle çekip atabiliyorsunuz. Çok keyifli. Abi var ya, şu
inanılmaz bir şey. Menecer 15. Aslında Eylül'de olsun. Hoş geldin. Şu inanılmaz